Şimdi mutfakların bana göre efsanesindeyiz. Bana göre en başarılarındayız. Evet, İtalyan da çok iyidir. Osmanlı mutfağı tabii ki çok güzel. Ama sushi yiyen için dünya bambaşkadır. Sushi yapanlarsa ben kendi adıma şöyle bir öykü anlatayım. Tayland'a gittiğimde 36 saat sonra tekrar başka herhangi bir şey yiyebilecek hale gelmiştim. Çünkü sushi yiyince başka da hiçbir şey yemeye gerek kalmaz. Şimdi Taylandlı bir ustayla birlikteyiz. What's your name? Gimbim, arkadaşımın adı. My name is Toprak. Toprak. Okay. Now we gonna make sushi. We should have to begin from. Evet, İngilizceden sonra Türkçesine dönüyoruz. Sushi yapmaya başlıyoruz. Bakalım sushi genellikle kısa haliyle ve pratik haliyle nasıl yapılıyor? Ondan sonra iç yüzüyle de ilgili kısımları arkadaşlarımızdan alacağız. Let's begin. We gonna begin with rice. You choose it. Okay. Bakalım ne tip bir sushi bize gösterecek. What's that? Noli. Yaprak. Değil mi bu? Noli, değil mi? Yosun. Ha, okey. Tamam. Yosunu aldık. Bunu ben size tarif edeyim. Ondan sonra acıma. Elimizi şöyle bir patır kütür yaptık. Pilavı aldık. Pilavı norinin içine, yani yosunun içine koyduk. Evet. Bakalım işin iç yüzünde neler var. Efsane eller bu olayı nasıl yapıyorlar? Tabii burada pek çok ürünü kullanabiliyoruz içinde. Bakalım usta bize neler açıklayacak. Biraz izleyelim bakalım onu. Ha, ortaya karışık yapıyor anladığım kadarıyla şu anda. Ha, bak burada kıvırırken böyle bir teknik var arkadaşlar, görüyorsunuz. Üf, efsane oldu. Öyle bakıyorum biliyorsun, gerçekten de insanın ağzının suyunu akıtacak denli. Aslına bakarsan hani bunun içinde ne var ki diyorsun, aslında o kadar sağlıklı ki. Gördüğün gibi sadece yosundan bahsediyoruz. Gördüğün gibi sadece pilavdan bahsediyoruz. Ve içinde de çoğunlukla deniz mahsullerinden bahsediyoruz. Mesela şu anda aldığı bir somonu. Bakalım yalnız nasıl ince ince olayın içine giriyor onu görmek lazım. Harika. Onun içine ne koydu? Ondan sonra arkadaşlara soracağız bakalım bu nedir diye. Levrek koymuş. Şimdi de ince kıyım soyduğu şey bir avokado. Avokado. Tekrar geliyor. Paketleme aşaması. Altı öyle vuracaksın ki tadı gelsin, o yüzden altına vuruyor. Aslına bakarsan sushi şu ana dek yaklaşık olarak 4 dakika içinde olur hale geldi. Demek ki hızlı da yapılan bir şey arkadaşlar. Tabii elin bu kadar düzgün olabilirse. Ya da evde Taylandlı bir arkadaşa rica edersin. Ya da Japon. İşte bu. Tamamlandı galiba. Is it okay? Thank you very much. Then we should serve it. Bakalım nasıl servis yapılıyor. Şimdi bak. Servis için en önemli iki tane yancı unsur geliyor. Bir tanesi ginger dedikleri şey. Değil mi? Bir diğeri de onun kendi özel acısı. Ve de bak öbür taraftan da geliyor soya sosu. Ve de chopstickler. Şimdi onları da az sonra biz masadayken nedir ne değildir, niye kullanılır, ne şekilde oluyor, onları görüyor ve değerlendiriyor olacağız. İşte bu.